Transfer Merkez TV'den hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Emen Spor Teknik Direktörü Cenk Dalici ile beraberiz kamp günlüğü programında. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyidir, ne olsun işte bildiğiniz gibi kamp telaşı, antrenmanlar, maçlar idare ediyoruz. Fazla bir sürede kalmadı ligin başlamasına. Evet. 10-15 gün gibi evet. Bir süre var. Peki hocam, gittiniz, döndünüz. Evet. Neler oldu? Yani o zaman herhalde öyle olması gerekiyordu. Çünkü zor zamanlar yaşadık. Bazı anlaşmazlıklar olmuştu. Ve ayrıldık. Öyle bir hayırlısı öyleymiş. Şimdi sezon başı tekrar başkanımızla görüştük. Bir araya geldik. Bakalım bundan sonrasına bakacağız hayırlısı artık. Peki. Hocam öncelikle bir lig değerlendirmesi alalım. Çünkü... İki yıldır hemen TFF 1. Lig'de. Bu üçüncü yılı. Evet. Ama bu üçüncü yılda gerçekten çok zorlu takımlar var. Ankara Gücü, Samsun Spor, Manisa Futbol Kulübü, Kocaeli Spor, Erzurum Spor, Gençler Birliği, Eyüp Spor, Eyüp Spor keza sistem takımları var. Altınordu, Keçiören Gücü, İstanbul Spor. Evet. Menemen Spor'u da sistem takımına dahil edebiliriz. Neler söylersiniz lig hakkında? Ya tabii şimdi şöyle bir şey, her sene olduğu gibi her sene zaten ligler başladığında hep aynı şeyler konuşuluyor. Bu sene çok zor olacak, bu sene çok zor olacak ama gerçekten bu lige bu sene çıkıp çıkanlar ve düşenler çok köklü takımlar. Manisa FK'sı, Eyüp'ü, işte Erzurum Spor, Denizli Spor, Gençler Birliği, Ankara Gücü, yani bunlar Türk futboluna mal olmuş takımlar. Zor olacağı kesin. Ama tabii şöyle bir şey de var. Bu futbol tabii ki futbolcuyla oynanır, oyuncuyla oynanır ama ben buna biraz da yürek işi de olduğunu da düşünüyorum. Biz bunu geçmişte de yaptık. Zaten gördünüz. Bir sistem oturtmuştuk takımımıza. İyi şeyler yapmıştık. Yine bunun peşindeyiz. Yine yeni takımımız. Bu sene özellikle ben daha anlaşmadan önce transfer edilen oyuncular var. Alt ligden gelen oyuncular var. Yurt dışından gelen oyuncular var. Yani öyle bir karma yine oluşturduk. İnşallah bunu takım haline getirsek yine ligde iddialı demeyelim de yani sert bir takım olacağımıza ben öyle düşünüyorum. Şampiyonluğu belirleyen takımlardan birisiydi Menemen Spor geçtiğimiz sezon. Hani Samsun Spor'la beraber kalmışsa Samsun Spor şampiyondu. Yani rakiplerine ciddi sıkıntılar yaratabilecek bir potansiyele sahip bir takım. Peki hocam. Arnavut takımını başlattınız diyebiliriz bu konuya. Bu konuda neler söylersiniz? Ve Türk kulüplerine tavsiyelerinizi de buradan dinleyebiliriz. Yani şöyle tabii ki yani Arnavut takımı derken biz oraya gittiğimizde biraz önce sizinle konuştuğumuzda Türkiye'de tanınmış bir Sokol vardı, Çikaleşi vardı. Ama bizim liglerimizde Arnavut oyuncu pek görünmüyordu, yoktu. Biz bir şey olarak tavsiye üzerine biz gittik Arnavut'la. Gerçekten çok da iyi oldu gittiğimiz. Gittik işte Domojoni, Selmani ve daha diğerleri alamadığımız oyuncular, biraz önce bahsettiğim oyuncular. Bunların orada hepsi... Bunların hepsi Türkiye transfer yaptı. Alamadığımız oyuncular da Türkiye evet, transfer yaptı. Türkiye transfer yaptı. Benim tabii ki oralarda çok iyi oyuncular olduğuna eminim. Hala da var ki... Hala benim izlediğimde bildiğim oyuncular hala geliyorlar. Süper Lig'e kadar transfer yapıyorlar. Benim sadece bizim kulüplerimizden isteğimiz. Yani oradaki oyuncuların oynadıkları fiyatlar genelde herkes bilir. Herkes ne olduğunu bilir. Ama buraya geldiklerinde Türkiye'yi ne bileyim şey olarak görmesini şey olarak maddi anlamda böyle çok fazla para kazanılacak, çok Arabistan gibi görünmeleri o öyle göstermemeli gerektiğini düşünüyorum. Yani çünkü biz oradan buraya oyuncuları getirdiğimizde biz onların orada ne kadar oynadığını ve bizde ne kadar oynamak istediklerini biliyoruz. Çünkü bazı oyuncular Türkiye'yi basamak olarak da kullanmak için de gelebiliyorlar. Bizimkiler öyleydi, basamak olarak gelmek istediler. O yüzden biz de zaten bizim kulübümüzü farkındaysanız çoğu genç oyuncular hep basamak olarak kullanır. Gelirler transfer olarak ki keza geçmişte çok transferlerimiz var bizim Süper Lig'e. Biz de bunu yapmak için hep çaba sarf ettik. Arnavutluk akımı da öyle başladı bizde. Benim kulüplere tavsiyem sadece iyi oyuncular bulabilirler. Ama oradaki oynanan fiyatlarla buradaki fiyatlar afaki yerlere çıkarılmasını isterim. Çünkü onlar burada çıkış yakalamak için gelirken
Para biliyorsunuz ki oyuncuyu farklı şeyler, farklı yollara da sokabiliyor. Çok para farklı yollara da sokabiliyor. O yüzden mütevazı bir şekilde bizim alacağımız oyuncular bizim kulübümüze ne kadar faydalı, ne kadar yüreğiyle oynayacak. Dediğimiz gibi hani bizde kulübümüzde çok fazla bizim ekonomimiz yok açıkçası. Bu sene daha da belki ekonomimiz biraz daha geride ama biz yine de elimizden geldiği kadar oyuncularımızı memnun edecek. Çünkü kimseyi zorla getiremezsin. Getirilen ve verilen teklifler onları bizde oynaması için memnun olması gerekir. Ben de futbolcuları bu şekilde kontrol altına alabiliyorum. Yani senin istediğin para buysa bu parayı buradan alacaksın. Bu sene de ona karşı emeğini vereceksin, yüreğini vereceksin, yüreğini sahaya koyacaksın. Tek bizim futbolcularla transferlerimizdeki bizim tavsiyelerimiz bunlar. Samet Hoca hep şey diyor, Samet Aybaba. Şey diyor, bana diyor gel takımı en uygun maliyette sen kur. İşte ondan sonra takıma bakalım diye. Ama Samet Hoca'ya hiçbir zaman için yüksek bütçeli bir takım vermemişlerdi. İşte evet. On transfer. Bu sene Adana Demir'i verdiler. Bakalım Samet Hoca'yı da takip edeceğiz. Evet. Siz de biraz o görevi üstlenmiş gibisiniz. En uygun maliyeti takımı kur. Yani. Evet, evet. Şimdi bu sene öyle oldu. En uygun maliyeti takımı kur. Bakalım hani ne olacak, nerelere kadar gideceğiz. Şimdi başkanımızın geçmişte yaptığımız çok şükür başarılardan dolayı bize güvenci tam. Tabii ki oyuncu grupları da bu konuda çok önemli. Özellikle bu sene geçmişteki takımımızdaki oyuncular birbirini tanıyan oyunculardı. İkincilikten TFF birinci lige çıktığımız oyuncularla devam etti. İskeletimiz belliydi. Birbirini tanıyan oyuncularla oynamak biraz daha kolay. Çünkü artık öyle bir oluyorlar ki çok çünkü o zamanki takımımız bir takımdı. Kim ne yapacağını, ne zaman nefes alacağını biliyordu. Ama bu seneki şeyimiz biraz daha farklı. Takımımız biraz daha farklı. Çünkü geçen sene çok oyuncumuz satıldı. Kulüpten çok oyuncumuz gitti. Bu sene daha çok farklı bir daha da genç bir toplama bir takım oldu. Biz de elimizden geldiği kadar fazla hazırlık maçı almak istiyoruz ki aldık. İşte daha bir hafta 10 gün daha buradayız. Bir hafta 10 güne neredeyse 5-6 tane maç sıkıştırdık. Oyuncuları daha tanıma açısından. Aynen öyle. Oyuncuların birbirini tanıması açısından. Daha çok takım haline gelmesi açısından. Ayın 6'sına kadar buradayız. İlk Erzurum maçına kadar elimizden geldiği kadar her şeyi öğretmeye çalışacağız. Bakalım. Kamara kim oldu hocam? Kamara şöyle. Ya gerçekten şimdi Süper Lig'e transfer yapmış evet. Oyuncudan bahsediyoruz Kamara'dan. Kamara şöyle oldu. Benim Amerika'da bir arkadaşım vardı. O bana tavsiye etti. Dedi ki Los Angeles Galaxy 2. takımında dedi, bir oyuncu var dedi. Şimdi enteresan biz videolarını falan izledik. Ligin yani o kadar yetenekli görünüyor ki oyuncu, kaliteli görünüyor ki ama şey dedik yani şunda biraz yanıldık. Ya dedik ki ligi çok galiba kalitesiz. Los Angeles 2. takımı adam herkesi çalmayarak gidiyor. Enteresan işler yapıyor. Tek başına takım gibi oynuyor. Çocuğu buraya davet ettik. Gelmek istemedi. Teklif istedi bizden. Biz de dedik ki yani bizde teklif yok. Biz önce seni canlı görmek istiyoruz. Bizim genelde kulübümüzün huyu budur. Hani adam Premier Lig'de de oynasa, başkanımız da bunu çok sever. Premier Lig'de de oynasa ve gelsin bir canlı göreyim der. Yani bizim de kulübümüzün prensiplerinden biridir. Kamara'yı da bu konuda ikna ettik biz. Gel antrenmanlara çık, tamam sözleşme imzalayacaksın ama seni bir antrenmanlarda görelim, elini yüzünü görelim falan derken biz 3 antrenman test yaptık Kamara'yı. Kamara Amerika'da göründüğü gibi bizim takımımızın içinde de aynı şeyleri yaptı ve çok cüzi rakamlara transfer ettik Kamara'yı. O da bizde kaldı. Yani ilginç maçlar çıkardınız. Mesela hatırladığım kadarıyla bir Giresun maçı vardı herhalde. 90'larda golü atmıştınız. Evet. Giresun maçıydı. Kim atmıştı golü tam hatırlamıyorum ama. Çok enteresan bir deplasmanda bir Samsun maçımız vardı. 1-1 bitti o evet, maçta. Yani. Enteresan yani. Mesela Samsun'la ilk maç siz yoktunuz gerçi görevde değiliz ama Samsun'la ilk maçta ikinci maçta yani sahadaki maçta. Yani Menemenspor gerçekten ilginç maçlara imza attı. Evet. Ligde kalmayı hak etti mi? Bence hak etti. Evet. Yani başarıyla ligde kalmayı hak eden takımlardan birisiydi. Sıkıntılarla uğraşırken yani mesela Selmani'nin gidişi mesela kaleden Selmani'nin gitmesi evet. Büyük bir olaydı. Selmani'nin gidişi, Taşkın'ın gidişi. Taşkın'ın gidişi yani aynı şekilde. Çok oyuncu ayrıldı. İşte o yüzden de bu sene daha... Murat El Kalkmış da devrede ayrıldı yanlış mı? Evet o da Bodrum Spor'a transfer Bodrum'a oldu. Gitti. Onun da adı biliyorsunuz Fenerbahçe ile geçiyordu. Bodrum'da bir planlanmış bir ileriye dönük bir takım var. Onun da orada Ali Çapak Beylerin de bir şeyleri evet, var. Evet. Furkan Bayır'ın ismi Galatasaray'la anılmaya başlamıştı bir dönem. Hatta röportaj da yapmıştık.
Alanyaspor'a transfer oldu. Evet. Yani güzel gidiyor. Aslında olması gereken bu. Tabii belki Menemen'in bunun biraz daha yukarısına çıkması gerekebilir. Yani evet. Ama normalde bir TFF 1. Lig takımının olması gereken bütçelerde hareket ettiğinizi düşünüyorum ben. Kendi fikrimde. Çünkü bu paraları çok afaki rakamlar. Ya şimdi açıkçası şöyle söyleyeyim ben. Duyduğum, aldığım duyumlarla işte Manisa FK'nın, Eyüp Spor'un, Erzurum Spor'un son yaptığı transferler, bütçeleri bir oyuncuya sadece 300 bin euro vermişler. Sadece bir oyuncuya 300 bin euro vermişler. 3 milyon TL. 3 milyon TL. Zannedersem şu an benim takımın değeri 3 milyon TL. Evet. Düşük bütçelerle. Evet. Şu an bizim takımımızın değeri 3 milyon TL. Yani rakiplerimizin bir oyuncusu bizim takımımızı satın alabilir. En favori gördüğünüz takım hangisi? Aslında hiç düşünmedim bunu. En favori gördüğüm takım hangisi? Yani çünkü daha tam anlamıyla takımları tanımıyoruz. Sadece yapılan transferlerle biliyoruz. Kağıt üstünde tabii ki. Kağıt üstünde benim yani favori göstereceğim takım bir tane değil aslında. 2-3 tane vardır. Yani onlar da siz de zaten herkes biliyor bunu kim olduğu. Çünkü yapılan transferler enteresan. Süper Lig'den direkt oyuncular transfer edildi bu sene TFF 1. Lig'e. İşte bakıyorsunuz Eyüp Spor. Erzurum Spor zaten alttan, üstten alta geldi. Yine takviyeler yapıyor. Manisa FK şu son yıllarda çok iyi yönetilen bir takım haline geldi. Onlar doğru işler yapmaya başladılar. Yani favori herhalde dediğim takımlar olabilir. Yani tabii ki Samsun Spor'u unutmayalım diye şey de var. Mikrofonumuz düştü ama %10 oraya asalım. Gençler Birliği takımı, Ankara Gücü takımı. Yani bu sene zannedersem ilk altının içinde dediğim takımlar devamlı. Zevkli bir lig olacak. Çok zevkli bir maç olacak. Çok zevkli bir lig olacak. Affedersin. Yani herhalde bu sene Süper Lig'den fazla TFF 1. Lig izlenir diye düşünüyorum ben. Biz de öyle umut ediyoruz. Evet. Kendi yayınlarımızın da daha çok izlenmesi açısından çok daha iyi oldu. Camia takımlarının da bir arada olması. Hocam çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Söylemek istediğiniz bir şey varsa yani ekstradan. Vallahi söyleyecek bir şey yok. Her şeyi konuştuk işte. İnşallah lige bütün takımlar, bütün oyuncular kazasız belasız girerler. Sakatlıksız olur inşallah. Her şey yolunda gitsin. Tek duamız bu. Peki. Çok teşekkürler hocam. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.